Herkese merhaba bendeniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Survival serimizin final bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Evet, bugünün geleceğini hepimiz biliyorduk. Hatta son zamanda video sayıları seyrekleşince daha da final olacağını düşünmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Arkadaşlar 58. bölümde final yapıyoruz. Normalde planım farklıydı. Hatta burada kağıdım da var. Belli başlı planlar yapıp 9 bölüm sonra falan tam 66. bölümde 66'ya özel, Yozgat'a özel bir final bölümü çekmeyi düşünüyordum uzun zamandır ama aşk Yozgat'ta yaşanıyor güzelim. Anladım ki arkadaşlar çok da zorlamamak lazım. Çok da üstüne gitmemek lazım. Seri çünkü son zamanda biraz da ara verdik. Bayağı da bir düştü. Hani burada benim de tabii ki suçum var ama şöyle bir durumdan dolayı oldu. Bu seri başladığında biliyorsunuz 25-30 bölümlük, en fazla 30 bölümlük hatta 20-25 bölümlük bir seri diye başladık. Ocak ayında bitecek diye başladık. Neredeyse Mayıs ayına girmek üzereyiz. Hala devam ediyor. Planları ona göre yaptığımız için son zamanda zorlama bölümler çıkıyormuş gibi oldu. Aslında zorlama bölümler değil ama hani biraz mini seriden kaydı. Onun yine ucunu tutturamadım ben. Ben hep öyle yapıyorum. Bir aralar hatta bir arkadaş tahmin etmişti böyle 30. bölümler miydi neydi? Ben böyle peş peşe yardırıyordum. Final yapacaktım. Kafamda bir şey vardı. Sonra baktım abi ve kafamda da aslında final olarak orada yapmayı düşünüyordum. Bir arkadaş da şey yazmıştı. Muhtemelen final gelecek. Peş peşe bölümler geliyor. Projeler tamamlanıyor. Final olacak herhalde falan yazmış. Orada hani gerçekten final yapmayı düşünüyorum. Sonra baktım abi insanlar çok seviyor. Çok devamının gelmesini istiyor. Hani kendim her ne kadar devam etmek istemesem de izleyici için bir devam ettim. 20 bölüm daha keşke yapmasaydım. Sonra hep seriler genellikle bu yüzden düşüyorlar arkadaşlar. Benim daha önceki her şey yukarıdan düşüyor. Serimde de 200x200'ün ikinci sezonunda da yine böyle mini seri diye başlayıp 40 bölüm çekmiştim onda da. 30. bölüm gibi final yapmayı bilene bitirmeden de ve ben de bir 10 bölüm daha sürdürüp daha kötü oluyor arkadaşlar. Çünkü kafamda ben bir bölüm belirliyorum kendimde. Bir final, bir proje belirliyorum. O zamana gelince böyle insanlar bitirmesini istemeyip bitirmediğim zaman sonrasında biraz benim motivem düşüyor seriye karşı. Daha uzun soluklu bir seri planlayıp girersem daha motive olurum kendi adıma diye düşünüyorum. 58. bölüm arkadaşlar. 66 olmadı belki ama 58 Sivas oldu. Sivaslı arkadaşlarımıza da buradan sonsuz sevgiler, selamlar diyoruz. Sivas'tan bizi izleyenler, Sivaslı olup da bizi izleyenler varsa. Bugün arkadaşlar yakın zamanda server turu yaptığımız için böyle ayrıntılı bir server turu gibi yapmayacağım. Ancak şöyle haritanın çoğu yerini gezmeye çalışacağım. Ve sizlere de açıklama kısmında arkadaşlar harita linkini vereceğim. Eğer ilk girdiğinizde video yayınlandığında yoksa bir iki saat sonra veya birkaç gün sonra girerseniz unutmuşumdur yani onu koyarım linki oraya ve siz de bu haritada dilediğiniz gibi gezer oynarsınız. Bu güzel serimizin haritasını turlarsınız. Yani şimdi bitti diye bu seriyi arkadaşlar küçümsememek lazım. Gerçekten kanalımızda efsane bir seri oldu bu. Bu sonsuza kadar böyle olacak. Efsane hatırlanacak bir seri oldu. 58 bölümlük arkadaşlar. Güzel bir seri oldu. Mini seri demeyeceğim ama mini seri dediğin 20-30 bölümdür. 58 bölümlük mini seri olmaz. Çok güzel bir seri. Yapı taşlarından biri oldu artık. Solo bir seri. Yani birkaç bölümde Mıstıklı Doktor her ne kadar konuk olarak gelsek de solo bir survival serisi olarak bakabiliriz. Ve video dışında sadece bir bölümlük mü ne oynadım? Bir bölüm için bir hazırlık yaptım. Bir, iki bölümdür en fazla. Onun dışında tamamına yakınını sadece videolarda oynayarak geldiğimiz bir seri. 58 bölüm. Yani ilerleyen zamanlarda dersiniz ulan ne seriydi ve falan filan diye 1.19'a özel. Ama yine üzülmenizi istemiyorum. Yakın zamanda çok güzel sürprizlerim olacak arkadaşlar sizlere. Hatta bu videodan sonra bir hani ertesi gün değil de bu videodan bunu cumaya izleyeceksiniz muhtemelen. Pazartesi gününe güzel bir sürpriz sizleri bekliyor olabilir. Yani bu serinin bitmesine üzülmeniz sadece 2 gün bile sürebilir. Ondan sonra yehu yehu diye sevinebilirsiniz. Çok sevineceğinizi düşündüğüm planlarım kafamda var arkadaşlar. Şimdi biz burada, burası bizim spawn'ımızdı biliyorsunuz. Server turu gibi değil, hikaye gibi anlatacağım. Burada spawn olduk ve dedim ki ben hatta seriye başlarken. Arkadaş dedim ilk çıkan yerden başlayacağım. Orada kurulmaya başlayacağım. Ne olursa olsun dedim. Ve gerçekten de bir adet adada spawn olduk arkadaşlar. Ve 20-30 bölümlük düşürürken 58 bölüm oldu. Onu tekrar tekrar söylemek istemiyorum. Hatta şu plana uysaydım eğer birkaç da hafta önce 66 bölümlük yani neredeyse 70 bölüme yakınlık bir seri olacak. Daha oradaki şeyler de proje muroje değil de hani böyle normal diğer serilerimizde yaptığımız şeyleri yapacaktım. Çok gerekli görmedim arkadaşlar. Çünkü bir süre sonra gerçekten o seriye zarar verdiğini düşünüyorum. Yani bitirmek en iyisi diye düşünüyorum. Bazı şeyler koptuktan sonra özellikle çok büyük aralar verildikten sonra sadece videoda çalıştığınız seriler bir gece olmadı lan. Laf uzattım ben de. Sadece videoda çalıştığınız serilerde uzun aralar girince maalesef böyle oluyor. Yani dediğim gibi bunda benim de kabahatim tabii ki vardır. Ama benim de şöyle bir savunmam var. Mini seriyi
mega bir seriye dönüştürmek buna sebep oldu diye, benim motivem açısından sebep oldu diye düşünüyorum. Bir tane kovuk yaptık arkadaşlar ve burada bir adet gördüğünüz gibi şöminemiz var. Şöminenin başında az türkü çığırmadık, az muhabbet etmedik ve penceremiz var arkadaşlar. Yine Hobbit oyuğu yaptık ve Nazgul canını yerim. Gelecek arkadaşlar sana gayet iyi bakacak. İnşallah seni beslerler balıklarla. İlk baltalarımız arkadaşlar. Şurada yemekler falan vardı. Ya dediğim gibi bir server tur gibi olmayacak. Çünkü server turunu yakın zamanda 50. bölüm gibi yaptık. Şöyle bir çıkalım abi. Benim bu seriyle ilgili en üzüldüğüm şeylerden biri, Cem'i bir bölüm konuk etmek istiyordum arkadaşlar. Onunla da bir türlü buluşamadık. Onun serisine ben konuk gelecektim. O da benim serime konuk gelecekti. Bir türlü bir buluşamadık abi. Ben hazırdım ama Cem herhalde ayarlayamadı server'ı falan filan. Hani 3. dedik, 5. dedik, 10. dedik. Cem'in seri devam ediyor ama bir şey yapamadık yani. Ben de o yüzden aslında son zamanda bitirmek istemedim. Cem'i getireceğim diye biraz da fazla uzattım seriyi. Ama olmadı maalesef arkadaşlar. Artık kısmet başka serilere diyelim. Şimdi burada bir kulemiz var. Adamızı özleyeceğiz. Şuradaki örümcek, dev örümceği de son zamanda yaptık biliyorsunuz. Adamızla böyle aksilotlar falan filan bile getirdik arkadaşlar. Şöyle şuraya da inelim, aksilotlarımıza bakalım. Pembeydi, Yunus vardı. Pembe abla, Yunus ve Sultan vardı. Sultan büyümüş mü acaba? Yok, Sultan hala küçük duruyor. Pembe lan, Sultan nerede? Hangisi bunun Sultanı? Ha, Sultan büyümüş. Oo. Lan ne çabuk büyüyor. Bunlar ne kadar da büyüyor acaba? Normal şeyler gibi mi? Papağanlarımız falan filan var. Bu ada özellikle bizim merkez adamız. İnce bir şey yapmayacağız server tour dediğim gibi ama balıkçı evimiz var. Abi bizim için en önemli yerlerden biri de şu mob farmının oradan geçersek. Herkese veda ediyorum şu an ve son kapının önüne veya evin içine de bir sandığa, bir varile, bir şalkıra eşyalarımı koyacağım arkadaşlar. Sizler o eşyalarımla oynayabilin diye haritayı verince. Burası da bizim sistem adamız arkadaşlar. Şöyle bakalım. Ben buna mini seri diye başladım ama projelerin bazılarını mini seri gibi yapmadım. Mesela şuraya komple düzleme bir şeyler yapma planım vardı. Bir mini seride yapabileceğin şeyler değil bunlar. Yani sadece videoda oynadığın şekilde yapılacak şeyler değil. Ama yine de bir sürü farm yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karpuz kabaktır, şeker kamışıdır, köylüdür, demir farmıdır, köylülerdir. Yani balık farmıdır. Bayağı güzel şeyler var burada. Köylülerime de bakayım. Bu haritayı siz oynayıp devam ettirebilirsiniz bu arada survival olarak. Bir sürü köylü bırakıyorum sizlere arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani tamir köylüleri, ipeksi dokunuş köylüleri falan filan. Artık benim yarım bıraktığımı düşündüğünüz projelerim varsa devam ettirebilirsiniz. Nether'a buradan mı girsem abi? Nether'a buradan girebiliriz ya da dur base'e gidelim. Base'den girelim. Hatta base'e gitmeden şurada köyün o tarafa bir uğrayalım arkadaşlar. Köylülere de bir hoşça kal deyip kurtuluyorlar benden. Nefret ediyorlardı benden. Muhtemelen kutlama falan yapabilirler. Lan gidiyor lan falan derken birdenbire yüzlerce binlerce ADŞ takipçisinin haritaya girdiğini görüp onların da aynı ADŞ kafasında olduğunu görünce gelen pişmanlık hissi. Köylüler, görüşürüz köylüler. Canınızı yerim. Bu seriyi de ağzımızın tadıyla final yaptık arkadaşlar diye düşünüyorum. Final hak ettiğini düşünüyorum bu serinin. Hani yarım bırakıp pat diye yeni bir başka bir seriye başlayıp o ne oldu o seri bitti falan demek istemedim. Hardcore Survival serimiz gibi. Çünkü Hardcore'da başka şeyler vardı arkadaşlar. Benim canımı sıkan başka şeyler vardı. O yüzden ona final çekmedim. Ama bu seri öyle değil abi. Bu seriyi ben kimseye sinirlenip bitirmiyorum yani. Sadece kendi motivasyonumu kaybettim. Daha doğrusu motivasyonumu kaybettiğim değil. Planladığımdan uzun sürdüğü için. Bu arada kaplumbağaların oraya gidiyorum. Planladığımdan uzun sürdüğü için son zamanda hani seriyi kafamda bitirmişim ben. Öyle bir sıkıntı var. Şöyle bir kaplumbağalarımıza gelelim. Çünkü bu serinin de yorumlar olsun, işte insanların beğenileri olsun falan filan, izlenmeleri ne kadar son zaman düşse de harbi güzeldi yani. Teşekkür ediyorum sizler arkadaşlar. Desteğinizi hiç esirgemediniz. Kaplumbağalarımız 4 tane miydi bizim? Kaplumbağalarımız var burada. Base'imize dönelim kaplumbağalara da veda ettikten sonra. Arkadaşlar öncelikle biraz daha fişek alacağım bu arada. Son bir kez de Nether'daki şeyde kayacağım abi. O çok keyifli. Ona o kadar uğraştım. Onu siz artık güzel güzel oynarsınız. Buradan biraz fişek alalım. Şimdi Nether'ın tepesine bir çıkıp sadece Nether'ın tepesine bir bakacağım arkadaşlar. Çünkü oraya altın farmı falan filan kurmuştuk. Nether'ı kalemize bak, burada da Creeper yüzlü şey yer yapmıştık arkadaşlar. Böyle açılıp kapanabilen güzel bir portal. Dediğim gibi gerçekten solo hiç bu kadar uzun bir survival serisi oynamamıştım. Gerçi yok lan şeyde, eski kanaldaki modsuz survival'ı solo oynamıştım ve 60 bölüm falan sürmüştü yanlış hatırlamıyorsam, ama bununla yarışır. Tabi o zamanki Minecraft bilgimle şu anki Minecraft bilgim bir değil ama o zaman yaptığım şeylerle şimdiki yaptığım şeyler. Orada bir adet altın farmımız var arkadaşlar. Altın farmımız hiç ekstra bir şey birikmiş, bana bir bakayım. Allah. Ardından sezon 2, sezon 3 modsuzlarda falan hep multi oynadığımız için onları solo bir seri olarak sayamayız. Abi 3-5 düşüyor, burada da bayağı bir çürüket var. Bunları köylü yapıp satarsınız artık arkadaşlar. End portalıma da bir bakacağım lan. O kadar uğraştım. Diğer yerlere bakmayacağım da.
End'e gidip end port şeye end farmımıza ne portala. End farmımız görüşürüz canı gideyim. Kadim krallıktaki end farmına benzetmeye çalışmıştım arkadaşlar elimden geldiği kadar. Hoşumuza gitti gerçekten burayı yaparken de böyle içime sine sine yapmıştım. Bir anlık olsun kadim krallığı anımsamak adına. Benim için güzel olmuştu. Yani diğer farm sanırım daha etkili onu fark ettim arkadaşlar. Geçen ben neredeydi ya? Sezon altının haritasını gezerken fark ettim ki gerçekten o yer altına yaptığımız farm daha verimli. Daha çok Enderman spawn oluyor onu orada fark ettim. Ama bu farmın bizde verimli olmasındansa hatırası var kardeş. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı? Nether'ın üstünü kırdığımız yere de bakarız da şu normal Nether'a geçelim mi? Göstersek gösterecek çok şey var arkadaşlar. Yani bizimkilerle server turu yaptığımız 40 dakika falan sürmüştü. Onun üstüne birkaç şey de mesela örümcek farmıdır, odur budur hiçbirini gezmiyoruz şu anda. Burası da bizim Nether'ımız arkadaşlar. Bazı yerlere yol çektik. Mesela şu Bastion baskınları falan yapacaktık. Yarım kalan ve kağıda yazdığım çoğu şey aslında baskınlar. Hani onlara her seride yapabiliriz. Bu seriye özgü olan şeyler olmadığı için dedim artık onu başka serilerde yaparız diye düşündüm. Affınıza da sığınıyorum arkadaşlar ne deseniz de. Haklısınız tabii ki canınızı yerim. Hani izleyici tabii ki şunu göster bunu yap şöyle yap böyle yap der. Çünkü izleyicinin hakkı abi adam sana mesaisini veriyorsa buraya bunları senden ister. Ama motivasyonumu dediğim gibi kaybettim. Anlayışınıza da sığınıyorum. Ama ağzımızın tadıyla yine de final yaptığımızı da düşünüyorum abi güzel oldu. Bu arada kayık yok burada abi. Gidip benim kayık getirmem lazım. Nasıl ya bacu? Tahta mahta var mı acaba şuradan? Dur abi gideyim de hemen bir tane kayık yapayım getireyim. Kayığımızı yaptık ve Nether portalımıza geldik arkadaşlar. Hatta ekstra biraz tahta falan da getirip şurada mıydı acaba? Şuraya tahta atayım biraz. Bir tane de ekstra kayık var onu da atayım. Sizler için yapıyorum arkadaşlar bunu. Seri bitti ama. Abi bunu ha. Bir saniye ben bir şey deneyeceğim. Ben bunu nereye koyunca? Şuna basılıp çiftle koyunca mı koyuyor abi? Yani buzlara bakarak koyuyorum koymuyor abi bir türlü. Bakar mısın? Ha koydu şimdi. Arkadaşlar buraya da hız tüneli gibi bir şey abi. Buraya bayağı bir mesai harcadık. Bu arada son zamanda acayip kasıyor gibi gözüküyordu ya arkadaşlar. FPS tamam düşük ama bir de ekstra kasıyor gözüküyordu. Abi kendi kendine benim ekranlarım 144 Hz 60 Hz'e çekip duruyor kendi kendine. Böyle Minecraft aşağı indiriyorum bir ekran kararıyor 144 Hz'den 60 Hz'e çekiyor kendi kendine. Cevap çözümünü sebebini biliyorsanız yorumlarda yazın 3 ekran vardı bir tanesini söktüm eski 60'lığı. Yani onunla alakası yok ama belki FPS falan düşürüyordur diye. Oba burada kayık dursun. Dur hatta döneyim abi ben buraya sadece öylesine geldim. Onun dışında ya bu saçma her seferinde ben tekrar 144 Hz'e mi çekeceğim? Abi ben şeyi zannediyordum. Dur lan nasıl koyacağız bunu? Heh. Ben zannediyordum ki hani FPS düşük olduğunu yoksa 80-100 FPS o kadar kasması normal değil de kendi gözümden size nasıl görünüyor bilmiyorum da acayip kasıyor gözüküyordu. Oyun oynayamıyordum. 60 Hz çekip duruyormuş 144 Hz'lik ekranı. Bu konuda teknik bilgisi olan arkadaşları yoruma beklerim. Abi acayip tatlı ya. Acayip. Burada var ya bence arkadaşlarınızla bol bol zaman geçirebilirsiniz. Şöyle bir her taraf anı hatıra dolu. Kaç ay oldu lan? Aralıktan başladık. Kasım'dan başladık arkadaşlar. Bu seri. Allah nereye gitti lan? Bu seri tam hangi ay başlamıştı? Dur abi bakayım telefondan. Birinci bölümünü ne zaman yayınlamışız? Arkadaşlar 22 Kasım'da birinci bölümünü yayınlamışız. Bunu ben 27'sinde çekiyorum. Siz 28'inde izleyeceksiniz Nisan. 28 Nisan'da da final yapıyoruz. Yani ortalama 5 ay. Nerede? 5 ayı geçmiş biraz. 5 ay süren bir mini seri. Yani mini seri dedim bir 2 ay süre kardeşim. 5 ay sürmesi gerçekten. Hani bir, son bir ay videoları aksattık desek. 4 ay. Yardırmışız güzel valla elimize kolumuza sağlık arkadaşlar gerçekten hani her ne kadar yapabileceğimiz şeyler olsa da ağzıyla gözüyle sistemleriyle boyutlarıyla çıkın çıkmazıyla güzel bir seri oldu arkadaşlar. Bu seride şöyle son kez yatak odamıza bir girelim ve uyuyalım sabah da arkadaşlar eşyalarımı bırakıp sizlere güzel bir final yapacağım. 28 Nisan'a kadar oynadık ha bu seriyi vay 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 arkadaşlar canınızı yerim hepinizin bu seride benimle olduğunuz için de. Sonsuz teşekkür ederim sizlere. Ben yine varil mi koysam abi? Ben bir varil yapacağım. Yalnız normal tahta yok lan. Aa, kılıç yamuk. Şöyle bakalım burada şeyleri de bu tarafa getirmemişiz alet edevatı. Şöyle bir tane varilimi craftlarım kardeşim. Buradan bir tane de huş tabelamı da alırım kardeşim. Envanterimde gereksiz olan bir şey yok değil mi? Hatta envanterimde direkt iki stek fişek koyayım da arkadaşlar. Kullanırsınız canını yediklerim. En sonunda bir şey pişirmiş miyiz? Çıkın çıkmazım kendine dikkat et. Sen de efsane seriler arasına girdin 58 bölümle. Arkadaşlar 58. bölüm final diye şuraya yazdım abi ve içine de şöyle eşyalarımı atacağım. Eşyalarımı da artık bunun içine yemeğimi de atayım hatta.
kullanırsanız canınızı yerim. Benimle bu seride olduğunuz için sonsuz teşekkür ederim arkadaşlar sizlere. Beni desteklediğiniz için gerçekten her şartta destekleyen kitleme sonsuz sevgiler, selamlar. Umarım sizleri bu seride de eğlendirebilmişimdir. Umarım sizlere de güzel vakitler geçirebilmişimdir. Her ne kadar çok büyük buildler, çok büyük sistemler bilmem neler yapamasa da muhabbetimizin yettiğini düşünüyorum yani. Bu seride sizi eğlendirebildiğimi düşünüyorum bu şekilde. Diğer serilerde ve videolarda görüşmek üzere diyorum. Canınızı yerim, kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. 1, 2, 3, and...